jetleri bombardımana devam etti. Bölgeye ilaç sağlayan tek merkez yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İdlib mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Rejimin çıkarları uğruna masumların öldürülmesine seyirci olamayız dedi. Ateşkes ilanı yapabilirsek bu zirvenin de zaferi olacak. Tahran'daki üçlü zirveye Erdoğan'ın bu mesajı damgasını vurmuş, İdlib kan gölüne dönmemeli demişti. Kritik zirveden saatler sonra Rus jetleri yine İdlib'e bomba yağdırdı. Bölgeye ilaç sağlayan tek merkez vuruldu. Dünya nefesini tutmuş, Suriye denklemine kilitlenmiş durumda. Muhaliflerin son kalesi, rejimin ise tek hedefi İdlib. Rus jetleri havadan, rejim topçuları karadan vurmaya devam ediyor. Yeni saldırı sabah saatlerinde yaşandı. Savaş uçakları eczaneye hedef aldı. Rejim buradaki mevcudiyeti bahane ederek saldırıyor. Sivil halkın güvenliği ise Ankara'nın önceliği, hatta kırmızı çizgisi. Cumhurbaşkanı o hassasiyeti zirvede de dile getirdikten sonra sosyal medya üzerinde görüşlerini paylaştı. Türkiye olarak başından beri Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktık. Dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin dahi burnunun kanamasını istemiyoruz. Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça 5 farklı dilde açıklama yaptı. Mesajı çok net verdi. Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız. Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktır. Bu saldırıların olabileceğini zaten öngörüyorduk. İdlib yeni sıkıntılara sahne olmadan Astana ruhuna bağlı bir şekilde çözülmeli dedi. Erdoğan Türkiye'deki mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmesi için ateşkesin önemli olduğunun altını çizdi.